Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buradan büyüklerimin ellerine, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum ve kucak dolusu selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyisinizdir inşallah. Bizleri soracak olursanız tekrardan Nazi bize getiriyor akşam atlak. Bizde duruyor. Artık evde yapacak bir şey yok. Yalnız arkadaşlar. Burada abimle güzel vakit geçiriyorlar. Evet. Hepsi şenlikle. Eşim geç geliyor. Buradan bizi alıyor gidiyoruz. Sabah yine buradayım. Aynen. Biz de akşam yemeğimizi yapmadan önce şöyle güzel bir tatlı yapalım dedik yanına. Tirliçi yapacağız bugün. Tirliçi tatlısı yapacak. Sizinle de paylaşalım. Hemen karamel sosunu da kendi yapacak. Çok sorulmuş karamel sosu nasıl yapıyorsun diye. Evet, onu da gösterecek arkadaşlar. İnşallah önce şöyle hamurumuzu güzelce yapalım. Sizler de severek beğenerek bakarsınız inşallah. Evet. Hemen menümüze geçelim. Selam göndereceğimiz kişileri biz yine unuttuk. Ben bakacağım şimdi yorumlarda. Yorumlarda bak şeydekine gönderirik selam. Karamelini yaparken göndeririz. İstediğiniz yine tarifler olursa yorumlarda belirtirseniz. Annem çok dikkate alıyor, ona göre yapıyor tariflerini. Evet, şimdi malzeme listemize geçelim nasıl yaptığımıza. Evet arkadaşlar, hemen şöyle. Evet arkadaşlar, şöyle hemen malzememe geçtim. 4 tane yumurtam var. Oda sıcaklığında bekletilmiş olacak. Yumurtalarımız. Biz pedenin üstüne beklettik, dolaptan çıkarınca. Evet, şöyle de bir su bardağından bir parmağı eksik, bir parmağı eksik şekerim var. Bunu çok güzel çıtmamız lazım arkadaşlar. Kekimi güzel kabartmak için. Benim robotumun sesi çok çıktığı için ilk başta şöyle göstermek için size çırpıcıyla çırpacağım. Ondan sonra robotumla çırpacağım. Unumuzu ne zaman yapacağız? Unumuzu bu güzelce kabartmak için. Unumuz var. Şöyle göstereyim arkadaşlar, burada bir şey koymadım. Bir de vanilyamız var. Yine açıklama kısmında malzemeleri yazacağız. Hemen şöyle güzelce çırpalım. Şekerimiz eriyene kadar. Beyaz beyaz kutup olana kadar çırpacağız. Evet Ramazancığım, karneni aldın. Nasıl hissediyorsun? Yarım dönemimi başarılı geçirdim. Nasıldı karnen? İyiydi. Hepsi çok iyiydi. Evet, öğretmen yıl sonuna da çok güzel şeyler yazmış. Ben biraz önce kandırdım arkadaşlar. İyi almışsın hepsini dedim. Çok iyi alamamışsın dedim. Ağlayacaktı az daha. Ama hepsi çok iyi. Çok şükür 3. sınıfın yarı dönemini bitirdik. Sen neler hissediyorsun? Çok güzel hissediyorum. 26 gün sonra. 21. 26 mıydı? 21 gün tatil. Heh. 26 gün sonra. Tamam, bağırmayın. Hayır, ne diyorsun beni ya? Neden 21 gün diyorsun ya? Hayır, konuşmamız lazım. Tamam, 21 gün sonra tatiliniz bitiyor mu? 26 gün sonra öğretmenlerime ve arkadaşlarıma kavuşacağım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Özellikle Fahrettin öğretmen. Yüz yüzeydi mi başlayacak dediler? Evet. 26 gün sonra. Tamam o zaman. Hadi bay bay. Şöyle güzelce şekerimizle yumurtamız çıktıktan sonra şurada bir su bardağı. Bir su bardağı un. Biraz da fazla koydum. Bir yemek kaşığı. Yemek kaşığı. Unumuz. Hemen şöyle kabartma tozumla vanilyamı dökeceğiz. Aynen, vanilyamı dökün. Köşelerine giriyor, zor dökülüyor. Keşke tabağa koysaymış. Hemen bunu da çırptım. Şöyle gayet güzel oldu arkadaşlar. Kıvamı. Çekim yapıyoruz. Bunu hemen şöyle kenara alıp. Tamam. Tepsime koydum. Çok az bir sıvıya gezdirip. Tamam, hadi görüşürüz. Tirliçi.
fırça. Fırçamla tetrama değecek şekilde arkadaşlar yağlayacağım. Bunun püf noktası da güzel çıkmak galiba, güzel kabarması için. Şekerle yumurta. Aynen. Zaten şekerle yumurta güzel çıksa kekleri de çok güzel bir başarı elde ediyor. Hemen şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son rötuşları yapıyoruz. Hemen şöyle fırına vereceğiz. Geri kalanı da koyduk. Sıyırdık tepsimizin içine. Fırınımızı 170 derecede alt üst fanlı ayarda önceden ısıttık. 30-35 dakika kadar pişireceğiz. Fırınımızın markasına göre bile değişebiliyor pişirme süresi. Yani kızardığı zaman kürdanına bakabilirsiniz. Aynen. Ben şimdi fırınım ısındı arkadaşlar. Hemen gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, krem şantisini ben yapacağım. En zor görevi üstlendim. Nazik diyor ki arkadaşlar, yorumları ikimiz cevapladığımız için bazen ben yetişememişim olunca. Yorumları okuduğu için soruyormuş bazı arkadaşlarımız. Kızlar da senin gibi marifetlim diye. Şimdi krem şantiyi ben çırpacağım dedi arkadaşlar. Krem şantiyi Nazik çırpacak. Evet, şöyle 3 paket krem şantimiz var. Yine çırpma kabımızı alıyoruz. 3 kaba da şöyle su bardağı. Bir su bardağı. Bir de şöyle yarım. Yarım su bardağından çok az biraz bir şey daha kattım arkadaşlar. Şimdi çırpacağız. Şöyle bakın arkadaşlar. Kekimiz çok güzel kabardı. Tepsimizin boyunda. Pandispanya keki gibi çok güzel oluyor. Hemen buradan Nazik'in yanına geçelim. Evet, kremamız hazır. Şöyle kıvamına bakabilirsiniz. Biraz dolapta bekleteceğiz bunu. İsteyen iki krema da kullanabilir değil mi anne? Biz üç kullandık. Aynen. Kremi şartı çok sevdiğimiz için. Aynen. Normalde iki tane kullandım. Ben üç kullandım. Kabarık olsun diye. Evet. Bayağı bir yarısını geçti şu an şu boyda. Evet arkadaşlar, tavamızı koyduk. Şimdi karamelimizi yapacak. Şöyle bir 200 ml'lik şekerim var. Toz şeker. Hemen tavama döktüm arkadaşlar. O güzelce kendi halinde eriyerek karamel şeklini alacak. Sonra şöyle içine katacağım malzeme. Şöyle bir çiğ kremam var. Bulandı. Şöyle bir çiğ kremam var, bir paket. Sonra tereyağı koyacağım üstüne arkadaşlar. Bir kaşık yemek kaşığı da. Bunlar şöyle kenarda dursun. Önce şekerim erimesi lazım. Şekerimiz çok güzel eridi arkadaşlar. Ben hemen şöyle. Şu an bu sadece şeker. İçine hiçbir şey koymadık. Bir yemek kaşığı tereyağıyla. 200 ml mi şeyimiz ise? Şöyle bir kaşık tereyağı koydum. Bir kaşıktan biraz fazla koydum. Annem tereyağını çok seviyor. Fazla. Fazla değil. İstediğince. Kaşıktan fazla bir yerine bakma. Şöyle erisin güzel içinde. Kremamız kaç mıydı? Şey, kremamız bakayım. Normalde zaten biz 200 ml bu tarafta olacak. 100 ml mi? Normalde bu büyük yok herhalde. Marketlerde hep aynı. Şöyle 200 ml hepsini boşaltacağız mı? Boşaltır mısın? Böyle bir şey onu sorayım. Güzel koktu tereyağı bak. Dök şimdi. Bu şimdi kesilecek bak 14 ince. Yavaş yavaş mı? Tık tık tık.
Kekimiz soğuyana kadar arkadaşlar, biz de bunu hazırlayalım dedik. Daha kekimizin sütünü dökmedim. Bu da soğuk olacak galiba değil mi? Ha, bu da soğuyacak. Krem şantını üstüne yapacağım için. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde karıştıralım. Altını kapattım arkadaşlar, bu yeterli. Şimdi biraz daha karıştıracağım. İçindeki kremalar, krema diyorum. Tereyağı. Tereyağısı, kreması birbirine karışana kadar şöyle ocağın altını kapattım. Bu karameli başka şeylerde kullanabilirler mi? Mesela karamel soslu bir şeyler yapıyorlar ya. Tabii canım. Milkshake falan. Aynen. Her şeyde kullanabilirsin. Bildiğin karamel soslu. Şey çok güzel, kokusu yirkene. Şu anda kokusu geliyor zaten. Buram buram. Çok kalori şimdi, gözüküyor sanki kalorisi çok. Rengi de çok güzel oldu arkadaşlar. Evet, kırmızı. Bunun soğuması lazım. Krem şantini dolaba koyduk, çırptık. Dolabımızın alt kısmını. Bunu hemen balkonuma koyacağım. Soğusun arkadaşlar. Kekimiz de soğuyacak. Kekime şimdi sütünü dökeceğim üzerine. Soğuduk. Kekim de balkonda. Tamamdır bu. Hemen kekimizin sütünü hazırlıyorum arkadaşlar. 3 su bardağı sütüm var. Şöyle 3 su yemek kaşığı da şekerimi koydum. Bunun içine isteyen krema da koyabilir. Ben koymayacağım. Sadece sütle şeker. Şekerimi her yana da karıştıracağım. Ondan sonra kekimi nasıl kekik kurdama verebilirsin. Şurada kalmamış. Ben de şöyle ince bir makarna yardım edeceğim. Makarna bu mu? Evet. Ramazan dışı ağırlıyor. Sütü şuradan onda. Şöyle şöyle deneyeceğiz. Tamam, yavaş yavaş. Sütü güzel içine alsın diye. Şeyin altına bakaydın, o da var mı kürden? Bitmiş mi? Tamam, yeter nasıl çok değil mi? Bence alır o sütünü, alır. Zaten kekimiz pamuk gibi olmuş. Kekimiz soğudu arkadaşlar. Yani lezzeti de öyle oldu. Sütümüz de burada. Oldu galiba. Şekeri eridi. Hemen şöyle yatırana gelecek şekilde. Kenarlarına en çok da. Sütümüzü yatırana dökeceğim. Şöyle hepsini boca etsek ne olur? Boca edeceğim de. O içini alır zaten yavaş yavaş. Şöyle bir oba alsın. Geri kalan kuru yeri görükürse o taraflara daha çok dökerim. Altına kadar aldı. Hı hı. O şimdi biraz daha yükselen aldıkça şöyle geri kalan da döktük. Ben bir kafede yemiştim. Tirliçeyi. Çok mu süt koymuşlar? Neydi? İlk orada yemiştim. Bazılar daha çok koyuyorlar süt ama buna tam 3 su bardağı süt çok güzel geliyor. 3 su bardağı da şeker. Vallahi sonra sen yattın, seninkinin tadına baktım. Yani çok süt olduğu zaman tabağa koyduğunda servise alttan süt çıkıyor. O da güzel bir görünümle sağlamıyor tabağımızda. Soğuk ya bir de süt. Hı-hı. Soğuk servis edildiği için güzel tadı yok. Aynen. Kekimiz soğuk şimdi. Hemen krem şantimizi de koyalım üzerine. Şöyle bakayım. Fiyatına göre şekilde almış. Altına da baktık, kontrol et. Hemen şöyle. Krem şantımız boyalım. Krem şantının kıvamı gerçekten çok güzel olmuş bu sefer. Bol olacak krem şantıyı. Sürüyoruz. Benim babam boya işi yaptığı için annem de bu işlerle olsun. Yok canım. Babam daha iyi sürer aslında bunu, mala gibi değil mi? Aynen, o düz sürüyor. Birinde ona bir şey yaptırdıydım ben. Baklavanın kesimini yaptırdık, ciğer yaptırdık, gözleme yaptırdın. Şöyle
Şimdi bu arada arkadaşlar sesi geliyor. O gazı seviyor salonda. Alıştı ilgazı o da. Her gün göre göre. Bir gün gelmesen özlersiniz herhalde. Vallahi. Şurada biraz taşlı, şunu ben yiyeyim bence. Buralar şimdi ben toparlarım. Kağıt avrat, kerenlisiler, taşengilerini. Hani her tarafı olsun diye fazla da almak istemiyorum. Krem şartı boyutlar aynı olsun. Şuraya da koyduk mu tamam. Evet arkadaşlar, karamelimiz soğudu. Şöyle göstereyim tavamda. Gayet güzel karıştırdım. Hemen şöyle her tarafa gelecek şekilde dökelim. Gazımız yakışıklı tuttu. Dur şurayı sıyıracağım. Hemen şöyle üzerini düzleştirelim. Kenarlarına gelmeyen yerlere. Krem şantısını karıştırmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden yavaş yavaş şöyle bozmadan. Ilgaz az müsaade et canım beni. Ilgaz da. Şu kenarıma da şöyle çekeyim arkadaşlar. Şu ortası az ince oldu şöyle. Evet arkadaşlar, krem şantımızdan ayırdığımız kremamızı şekillendirmek için hemen şöyle küçük küçük. Çok güzel oldu. Çok dar yapma bence. Süsleyelim. Dolap poşetini yırttım köşesinden. Sıkma, torbamızın ağzı bana büyük gelir değil mi? Hı hı, o büyük. Yoksa ucun yok, ucun olmadığı için mi? Yok canım. Az bir şey ye. Bu kadar mı? Şu kenarı tela yapayım. Tamamdır. Hemen bunu şey yapalım. Dur şurada. Çıktı çok güzel. Ay ne kadar güzel oldu anne. Hı hı, güzel arıyorum. Sorak gibi çektim ama oturdan görmedim ya. Evet. Evet arkadaşlar, süslememiz de yaptı. Mükemmel bir tatlıyla da. İnşallah beğenerek severek sizler de yaparsınız. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın canlarım. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşça kalın. Ama bir dakika. Ben bunu arkadaşlar biraz dinlensin. Şimdi videomu sonlandırmayacağım. Bir dilim kesip görseliyle göstereceğim. Evet, çünkü unutuyor. Sonradan aynen arkadaşlar şey yapıyor. Hemen biz bunu biraz dinlendirelim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, hemen şöyle. Keserken de şekillerdi bak. Şey sürüyor ya. Hemen arasından bir dilim alır. Bunu kremayı silsek daha güzel keserdi sanki. Öyle mi? Çünkü bulaşacak. Hemen peçete yardım. Evet, böyle keseceğiz. Biraz sonra sunum yapıp tadım testinde görüşmek üzere.
Evet arkadaşlar. Şöyle. Ramazan'da mı denesek? Yine heyecanla bekliyordu. Nasıl? Hemen ağzı dağılıyor gördüğünüz gibi. Mükemmel. Size afiyet olsun. Size de kolay gelsin. En sevdiğim tatlı. Kanalımıza kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.